Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 18 Mart 2024 Pazartesi, dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. 109 yıl önce bugün Türk milleti Çanakkale geçilmez sözlerini büyük bir inanç, vatan sevgisi ve özgürlük tutkusuyla tarihe yazdı. İşte bu tarih Türkiye'nin ve dünyanın kaderini değiştiren gün oldu. Bu şanlı zaferi bir kez daha kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, bütün kahramanlarımızı rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz. Çanakkale'deki anma törenlerinden izlenimleri birazdan canlı bağlantılarla ekranlarınıza getireceğiz. Gazze şeridinde 164 gündür katliam yapan İsrail bir kez daha hastane bastı. Şifa hastanesine yönelik saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildiriliyor. Son durumu birazdan aktaracağız. Rusya'da devlet başkanlığı seçiminde sandık çıkış anketlerine göre Vladimir Putin oyların %87,8'ini aldı. Putin resmi sonuçlar açıklandıktan sonra yemin edecek ve 6 yıl daha görevde kalacak. Ülkesini 6 yıl daha yönetecek olan Putin'in ajandasında yeni dönemde neler var peki? Rusya ile Batı arasında giderek artan gerilim 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşler mi? Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı nükleer kartını yeniden açan Putin'in tehditleri ne kadar gerçekçi? TRT Avaz Rusya Avrasya editörü Eşref Yalınkılıçlı stüdyo konuğumuz olacak. Tüm bu konuları konuşacağız. Başlıyoruz. ...18 Mart'ta Çanakkale Boğazı'nın geçiremeyeceği tüm dünyaya gösterildi. Bu zaferin ardından İtilaf Kuvvetleri karadan da işgal etmeyi denedi ama yine başarısız oldular. Bu defa tarih sahnesine 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal çıktı. Mehmetçiğe size taarruzu değil, ölmeye emrediyorum diyerek sadece savaşın kaderini değil, tarihin seyrini de değiştirdi. Ve düşman bir kez daha Çanakkale'yi geçemedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Çanakkale ve Ankara'da iki önemli programı olacak. Erdoğan, Çanakkale programı kapsamında 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenine katılacak. Ankara'daki programındaysa Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını gerçekleştirecek. İsrail, Gazze şeridine 164 gündür bomba yağdırıyor. Hiçbir kural tanımayan İsrail ordusu gece Şifa Hastanesi'ne yönelik operasyon başlattı. İsrail ordusunun saldırılarında son 24 saatte 100'e yakın Filistinli hayatını kaybetti. 7 Ekim'den bu yana katledilen Filistinli sayısı 31.645'ten fazla. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da baskıyı sürdürüyor. İsrail güçleri çok sayıda noktaya düzenledikleri baskınlarda 25 Filistinli'yi gözaltına aldı. Netanyahu hükümetine İsrail içinden de tepkiler sürüyor. İsrailliler başkent Tel Aviv'de yine Netanyahu karşıtı gösteride bir araya geldi. Netanyahu hükümeti istifaya çağrıldı, acil seçim talep edildi. Hollanda'da Gazze'li çocuklar için ayakkabılı eylem yapıldı. Gazze'de öldürülen çocukları simgeleyen 14 bin çift ayakkabı sergilendi. Bir sıra dışı protesto gösterisi de İspanya'da yapıldı. Yüzlerce kişi siren sesleri eşliğinde yere yatarak Gazze'deki savaş kurbanlarını andı. Rusya'da devlet başkanlığı seçiminde sandık çıkış anketlerine göre Vladimir Putin oyların %87,8'ini aldı. Putin resmi sonuçlar açıklandıktan sonra yemin edecek ve 6 yıl daha görevde kalacak. Kore Yarımadası'nda yine gerilim var. Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu. Bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü gururla kutlanıyor. Sevgili seyirciler, kahraman şehitlerimizi anıyoruz bugün. Çanakkale'deki törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Biz de hemen o noktaya gidelim. Muhabir arkadaşımız Mahinur Ünal. Çanakkale'de şehitlerimizi anıyoruz bugün. Zaferi, Çanakkale Zaferi'ni kutluyoruz. Sadece Türkiye'nin değil, dünya tarihini de değiştiren son derece önemli bir olay.
Nedir bugüne ilişkin izlenimler? Törenler başladı mı? Senden alalım notları maalesef. Her şart altında üzerimize düşen görevi yapacak. Çanakkale binlerce şans verdi ancak Çanakkale'den geçilemedi. Bugün 18 Mart o şanlı zaferin 109. yıl dönümü, çok özel bir noktadayız. Çanakkale Şehitleri Abidesi'ndeyiz ve törenlerin başladığını söyleyebiliriz. Dakikalar öncesinde törenler başladı. Saygı duruşuyla ve saygı atışıyla törenler başladı. Ardından çelenk sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çelenk takdiminde bulundu. Ve şu anda da 2. Kol Ordu Komutanlığı tarafından bir konuşma yapılıyor günün anlam ve önemine binaen. Programın peki sonrasında neler olacak, onlardan bahsedelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitapları olacak hemen arkasından. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edilecek, şehitlik defteri imzalanacak ve şehitlere karanfil bırakılacak. Hemen akabinde gökyüzündeki gururumuz Solotürk gösteri uçuşunu gerçekleştirecek ve sonrasında da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemi geçişi yapılacak. Şunu da belirtelim, özel bir gemi geçişi de olacak. Zira Türkiye'nin gururu TCG Anadolu ilk kez Çanakkale Boğazı'ndan geçecek. İlk kez bu geçit törenine TCG Anadolu'da katılacak. Kameraman arkadaşım Sefa Bakış şu anda ekranlarınıza getiriyor. Çanakkale Şehitleri Abidesi'ndeyiz. Neler olmuştu burada? Onları hatırlatalım. Biraz tarihine değinelim. İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul'u ele geçirip Osmanlı'yı etkisiz hale getirmek istiyordu. 19 Şubat 1915'te ilk saldırı gerçekleşti. Kumkale ve Seddülbahir bombalandı. Ardından 17 Mart'ta deniz harekatı ile saldırılarına devam ettiler ancak başarılı olamadılar. Takvimler 18 Mart'ı gösterdiğinde Queen Elizabeth gemisiyle boğazı geçmeye çalıştılar. Ancak yine başarılı olamadılar. Zira Yüzbaşı Hakkı Bey komutasındaki Nusret Mayın gemisinin yerleştirdiği mayınlara çarparak ağır hasar aldılar. Nusret Mayın gemisinin başarısıyla bu savaşın seyri değişti. Osmanlı Devleti'nin kaderi değişti diyebiliriz. Şu anda program devam ediyor ve Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları gerçekleşecek. Bu programdan önce Cumhurbaşkanı bir mesaj yayınlamıştı. Ondan da bahsetmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Çanakkale Destanı'nın bütün kahramanlarını rahmetle yad ettiğini belirtti. İmanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğradı dedi. Şu anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitaplarının gerçekleşmek üzere olduğunu söyleyebiliriz. Bizler şu anda Çanakkale Şehitleri Abidesi'ndeyiz. Özel bir noktadayız. Gelibolu'dayız ve törenlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Hemen akabinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla törenler devam edecek. Değerli misafirler. Aynur Ünal'dan aldık bilgileri. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören vesilesiyle Çanakkale'de, sevgili seyirciler. Şimdi mikrofonlarımızı, biz de kameralarımızı o noktaya dönüyoruz. Aziz şehitlerimizin manevi huzurundayız. Dünya tarihinde eşine nadir rastlanır bir destanla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu kahraman orduya önderlik etme şerefine nail olan komutanlarımızı saygıyla anıyoruz. Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun müdafası için ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün de vatan topraklarında, sınırlarımızda ve sınırlarımız ötesinde ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gece gündüz faaliyet halinde olan askerlerimize Mevla'dan kolaylıklar diliyoruz. Değerli misafirler, Türkiye ve Türk milleti olarak Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek, bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz. Mehmet Akif, Çanakkale şehitlerini destanlaştıran şiirinde ne diyordu? Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, mahşer mi hakikat mahşer? Çehreler başka, lisanlar, deriler, rengarenk. Sadece bir hadise var ortada,
vahşetler denk. Evet, ülkemizin bilhassa geçtiğimiz 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz. Terör örgütlerini sınırlarımıza yığıp bizi istiklalimizle sınayanlar bunlardı. Çeşit çeşit yöntemlerle egemenliğimize göz diken darbecileri üzerimize salanlar bunlardı. Her biri milletimizin zenginliği olan farklılıklarını kırılmaya yatkın fay hatları haline dönüştürmeye çalışanlar yine bunlardı. Kalkınma hamlelerimizi boşa çıkarmak için üretimimizi ve istikrarımızı sabote edenler bunlardı. Demokrasi atılımlarımızı vesayetin çarkları arasında parçalayarak milletimize zulmedenler bunlardı. Çanakkale'de bu millet erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla, çalışanıyla, işvereniyle tek vücut olup düşmana geçit vermemişti. Milletimiz son dönemde yaşadığımız sınamaların her birinde de bedeni ve kalbiyle aynı vakur iradeyi ortaya koymuştur. Asırlarca yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çabaları sonunda Türk'ün fıtratının değişeceğini sananlar, ruhun aynı ruh olduğunu gördüler, anladılar. Dün Çanakkale'de yakılan ateş, milli mücadeleyle ve Cumhuriyetimizin ilanıyla neticelenmişti. Şimdi de eser ve hizmetlerimizde 2023 hedefleriyle Türkiye 100 yılı vizyonuyla yaktığımız ateş inşallah ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmamızla gayesine ulaşacaktır. Üstelik biz Çanakkale zaferini ve ağzından gelen başarıları tarihimizin en büyük yokluklarını, kuşatmalarını, ihanetlerini yaşadığımız bir dönemde elde ettik. Bugünkü Türkiye'nin hamdolsun altyapısıyla, siyasi ve teknolojik gücüyle, ekonomisiyle hedeflerini hayata geçirme konusunda çok daha büyük imkanları vardır. Çanakkale'den ve sonrasında yaşadığımız hadiselerin her birinden aldığımız dersler ışığında geleceğimize güvenle yürümemizi sağlayacak iradeye sahibiz. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'da da törenler düzenleniyor. Sevgili seyirciler, Bakü Türk Şehitliği'nde bulunan arkadaşımız Fatih Avanos, kardeş ülkedeki törenlerden notlarını bizimle paylaşacak. O noktaya dönelim, sözü Fatih Avanos'a bırakalım. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde kardeş ülke Azerbaycan'da da şehitlerimiz anılıyor. Zafer bayramı kutlanıyor. Bu noktada Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doçent Doktor Cahit Bağcı, Büyükelçilik müşavirleri, Bakü'de faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Bakü Türk Şehitliği'nde şehit kabirlerine karanfiller bırakılıyor. Bir tören düzenlendi. Burada Büyükelçi Cahit Bağcı şehitlik anı defterini imzaladı. Burada şu ifadelere yer verdi. Yüce Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Anma Günü münasebetiyle bugün bir kez daha manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Bundan 109 yıl önce Çanakkale'de dünyanın en güçlü orduları karşısında
kısıtlı imkanlara rağmen kazandığımız destansı zafer, tarihimize altın harflerle yazılmış, Türk milletinin bağımsızlığı uğruna başarabileceklerini dünyaya göstermiştir. Çanakkale'deki şanlı zafer aynı zamanda Kurtuluş Savaşımız için de cesaret ve ilham kaynağı olmuştur. Anadolu'nun birçok bölgesinden olduğu gibi Azerbaycan topraklarından Çanakkale'ye gelerek mücadelemize canı pahasına destek olan kardeşlerimizin fedakarlığını bu anlamlı günde şükranla ve minnetle hatırlamaktayız. Kardeş Azerbaycan topraklarının bağımsızlığı uğruna Azerbaycanlı kardeşlerimizle Nuri Paşa komutasında verdiğiniz mücadelenizle daima tarihimiz ve gönlümüzdeki yerini koruyacaktır dedi Büyükelçi Cahit Bağcı. Anadolu'da ve Kafkasya'nın birçok bölgesinde birlikte verdiğimiz mücadeleler iki devlet tek millet şiarının temelini oluşturmaktadır. Kader birliğimiz aynı zamanda 2021 yılında müstesna ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine çıkardığımız Şuşa Beyannamesi'nin de esasını teşkil etmektedir dedi. Ve Türkiye yüzyılında yeni başarılara ve zaferlere erişmek için her alanda çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanları uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun dedi Doçent Doktor Cahit Bağcı. Evet, Bakü'deki törenlere vatandaşlarımız da katılıyor. Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, müşavirlerimiz, burada görev yapan öğretmenlerimiz, Azerbaycanlı vatandaşlar da yine şehit kabirlerini, temsili kabirleri ziyaret ediyorlar ve ellerinde karanfillerle iki ülkenin bağımsızlığı uğruna mücadele eden Kafkas İslam Ordusu askerlerini de bu noktada anıyorlar karanfillerle. 109 yıl önce bölgemizde, dünyamızda, tarihimizde çok önemli bir yer edinen bir zaferdi Çanakkale zaferleri. Ve o zaferin 109. yılında şehitlerimizi anıyoruz. Sadece Bakü Türk Şehitliği'nde bu programlar olmayacak. Bugün gün içerisinde yine Bakü'deki eğitim müşavirliğimiz tarafından yerel saatle 14'te Apşeron Medeniyet Merkezi'nde yine Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu bu noktada programlar, bir destandır Çanakkale temalı programlar da düzenlenecek. Ve burada da yine Büyükelçimiz, Azerbaycanlı yetkililer, kurum kuruluşlarımızın temsilcileri de yine gün boyu düzenlenecek törenlere katılacağını ifade edelim Bakü'den. Son notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım. Evet, Fatih Avanos'tan aldık Bakü'den. Son bilgileri sevgili seyirciler. Bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü. Şehitlerimizi anıyoruz bugün. Bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm İstiklal Savaşı kahramanlarımızı anıyoruz sevgili seyirciler. Tabii içinden geçtiğimiz bu günlerde hemen yanı başımızda İsrail'in zulmü karşısında Filistinlilerde var olma mücadelesini sürdürüyor Gazze şeridinde. 164 gündür katliam yapan İsrail bir kez daha hastane bastı. Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildiriliyor. İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırılarında son 24 saatte 100'e yakın Filistinli hayatını kaybetti. 5'e aşkın süredir devam eden saldırılarda katledilen Filistinli sayısı 31.726 oldu. İsrail Ramazan'da da zulme devam ediyor. İsrail güçleri Gazze'de Şifa Hastanesi'ni bastı. Hastaları, yaralıları, sağlık personelini ve yerinden edilmiş insanları umursamadan hastaneyi hedef aldı. Görgü tanıkları hastaneyi kuşatan İsrail ordusunun binayı top mermileri ve İHA'larla vurduğunu söyledi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu ifade ediliyor. Gazze'de Ramazan ayının başından bu yana 700'e yakın Filistinli katledildi. Gazze'li yetkililer, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ni basarak içeride ateş açmasının savaş suçu olduğuna dikkati çekti. Uluslararası kurumlara İsrail'in katliamının durdurulması çağrısında bulundu. Hamas'tan da Gazze'de ayakta kalabilen tıbbi tesislerin korunması çağrısı geldi. Bölgede İsrail'in saldırı ve engellemeleri yüzünden bir yandan da açlıkla mücadele ediliyor.
Gazze'nin kuzeyine aylar sonra ikinci defa insani yardım ulaştı. 9 tırdan oluşan yardım Birleşmiş Milletler'e ait depolara yerleştirildi. Cumartesi günü Gazze şeridinin kuzeyine 4 ay sonra ilk defa insani yardım ulaştırılmış, binlerce Filistinli dağıtım merkezlerine akın etmişti. Gazze'ye havadan insani yardım indirilmeye de devam ediliyor. Ürdün, 3 ülkenin katılımıyla Gazze'nin kuzeyine havadan yardım yapıldığını duyurdu. Sevgili seyirciler, Rusya'da Vladimir Putin 5. kez devlet başkanlığı seçimini kazandı. Putin oyların %87'sini aldı. Eşref Yalın Kılıçlı, TRT Avaz, Avrasya Rusya editörümüz, yayın konuğumuz bugün. Şimdi Rusya'da yapılan seçimleri konuşacağız. Eşref, hoş geldin. Hoş bulduk, Coşkun Özen. Vladimir Putin 2030'a kadar 6 yıl daha iktidarda kalacak. Kesin sonuçlar önümüzdeki günlerde açıklanacak ama sandık sonuçları Vladimir Putin'in yeniden bu seçimi kazandığını net bir şekilde ortaya koydu. Neredeyse 88 oy aldı. Seçime katılma oranı bir hayli yüksek, %74. Bu da Putin'e olan desteğin aslında Rusya'da sanıldığı kadar az olmadığını ortaya koydu. Tüm bunları konuşacağız. Dilersen bir haberimizle başlayalım. Bir bakalım dün seçimlerde neler yaşanmış. Ardından devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, Rus lider seçim zaferinin ardından biz birlik olduğumuz sürece Rusya'yı kimse durduramaz dedi. NATO ve Batı ülkelerine de mesajlar verdi. Gelin onları izleyelim. Bana güvendikleri için tüm Rusya vatandaşlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Belirlenen görevleri başarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Rusya'da 3 gün süren devlet başkanlığı seçimi süreci sona erdi. Seçime katılım oranı %77. Kesin olmayan ilk sonuçlara göre oyların %87,29'unu alan Vladimir Putin 5. kez zafere ulaştı. Putin 6 yıl daha Rusya'yı yönetecek. Rusya lideri seçim zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. Biz birlik olduğumuz sürece Rusya'yı kimse durduramaz ifadesini kullandı. NATO ile çatışma ihtimaline ilişkin soruya da dikkat çeken bir karşılık verdi. Modern dünyada her şey mümkün. Ancak daha önce de söyledim. Bu, 3. Dünya Savaşı'ndan sadece bir adım uzakta olmak demek. Kimsenin bunu istediğini düşünmüyorum. Putin, Ukrayna Savaşı'na da değindi. Savaşta inisiyatif tamamen Rus ordusunun elinde. Her geçen gün ilerliyoruz. Yavaş yavaş ama her gün. Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un olimpiyat oyunları süresince ateşkes yapılması teklifine ilişkinde görüşmelere hazırız ancak Rusya'nın çıkarlarını hesaba katmak zorundayız dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, muhalif lider Navalny'nin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu. Navalny'nin ölümünü üzücü olarak nitelendirdi. Putin, Navalny'nin ölümünden birkaç gün önce batıdaki Rus tutuklularla takas edilmesi fikrine onay verdiğini de söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'daki seçimin meşruiyeti olmadığını savundu. Putin, sonsuza kadar Rusya'yı yönetmek istiyor dedi. Batı'da Rusya'daki seçimi özgür ve adil olmadığı gerekçesiyle eleştiriyor. Evet, Eşref Yalın Kılıçlı stüdyo konuğumuz dedik. Hemen dönelim. Sen Rusya'da görev yaptın Eşref. Rus toplumunu, Rusya toplumunu nasıl düşündüğünü yakından biliyorsun. Putin iktidarının faaliyetlerini, çalışmalarını yakından takip ettin. Şimdi bir kez daha sandığa gitti Rus halkı. Beklentilerin aksine aslında yani bu seçimlerde Putin özellikle Rusya-Ukrayna savaşından dolayı protesto edilebilir deniyordu. Batılı kaynaklar bu şekilde yorumlar yapıyordu. Ama gördük ki halkın %74'ü sandığa gitti. Bu son derece önemli. Amerika'da yapılan son seçimlerde sandığa gitme oranı yaklaşık %60-65 civarındaydı. Ve aldığı oy oranı da bir hayli yüksek. Bugüne kadar girdiği seçimlerin hatırladığım kadarıyla aldığı en yüksek oy oranı Putin'in. Nasıl okumak gerek bu seçim sonuçlarını önümüzdeki döneme ilişkin? Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor Coşkun Özen. Tabii ki Batı medyasında Putin'in seçimlerinin protesto edileceğine dair özellikle geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Rusya'nın kuzeyindeki bir cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalny'a yapmış olduğu çağrıda seçimlerin protesto edilmesini istiyordu ve bütün Batı'dan da aslına bakarsanız yeknesak olarak Rusya içine, Rusya kamuoyuna bu tür mesajlar Batılı liderler tarafından verilmekteydi. Ancak beklenildiği gibi çok fazla beklenildiği gibi olmadı
Batı kamuoyundaki beklentiler biraz suya düştü diyebiliriz. Zira biraz da savaş ortamında alınan özellikle sıkı tedbirlerle beraber Rusya'da sandığa gidiş oranının, seçime katılım oranının çok yüksek olması isteniyordu. Kremlin'in bu özellikle istediği bir durumdu ve %70'in üzerine bunu çıkarmayı başardılar. Geçtiğimiz seçimlerde %70'in altındaydı bu oran. Şu anda itibariyle %74'ü 112 milyondan fazla Rus seçmenin, ki buna Ukrayna içerisindeki Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerdeki nüfus da dahil olmak üzere 112 milyondan fazla seçmenin sandığa gittiği söylendi tabii ki Rus makamlar tarafından. Seçimlerde %87'nin üzerine, %87.3 sabah saati itibariyle verilen verilerde Putin'in artık seçimi kazandığı söylendi. Tabii Putin'i 24 yıldır iktidarda, kesintili başkanlık dönemleri var tabii ki. Özellikle 2000-2008 arası başkanlık, 2008-2012 arası başbakanlık, 2012'den bu yana da son 12 yılda yine başkanlığı devam ettiriyor. 2020 yılı içerisinde salgın döneminde yapılan anayasa değişiklikleriyle beraber Putin'in hem bu seçimlerde, 2024 seçimlerinde, hem de 2030 seçimlerinde 6+6, yani eğer Putin'in sağlığı el verir, gelişmeler Putin'in ve Kremlin'in istediği yönde devam ederse, Putin'in neredeyse 2036 yılına kadar iktidarda kalma şansının açık olduğunu söylemek gerekiyor. Öncelikle bunu söyleyelim. Tabii Batı ile ilişkilerin çok gerildiği bir dönemde Putin, belki de bundan önceki yılların aksine daha zor bir başkanlık dönemine giriyor. Bu 6 yıl içerisinde Putin'in iktidarda kalıp kalamayacağı, özellikle Batı basını tabii ki bunları çok fazla yazıyor, ancak Rusya'nın biz kendi dinamikleri içerisinde okumak gerekirse Kremlin şu anda Putin özelinden, özellikle Kremlin elitlerinin yerini sağlamlaştırdığını söylemem gerekiyor. Alınan %80'in üzerindeki oy oranı ise Putin'in politikalarına, özellikle savaş politikalarına Ukrayna bağlamında desteğin hala çok yüksek olduğunu gösteriyor Coşkun Özen. Bu şaşırtıcı değil mi Eşref Yalınkılıçlı? Şimdi Rusya gerek yaptırımlar dolayısıyla, gerek savaşın maliyeti dolayısıyla ekonomik açıdan da son derece yıpranarak geçirdi bu süreci. Hemen pandemi ertesine gelen bir savaş çünkü bu. Halkın desteğinin bu oranda yüksek çıkması seni de şaşırtmadı mı? Şöyle bir şunun altını öncelikle çizmem gerekiyor. Rusya'daki seçimler aslına bakarsanız batılı manada çok liberal, şeffaf seçimler olarak bilinmiyor ya da kabul edilmiyor, onu söyleyelim. Ancak şunu söylemem gerekiyor. Rus tarafı, Kremlin, özellikle Kremlin'e yönelik veren elitler, Putin başta olmak üzere, Ukrayna Savaşı'nı ve salgından sonraki dönemi Rusya'nın bir beka meselesi olarak sundu seçmene ve bunda da başarılı olmuş gözüküyorlar. Zira özellikle Batı ile girilen ekonomik, askeri ve siyasi restleşme sonucunda Rus halkında çok fazla Batı tarafından irite edildiğinde söylemem gerekiyor. Dostoyevski'den Tolstoy'a, Rus kedilerine kadar, Rus sporcuların olimpiyatlarına katılımını engellenmesine kadar birçok alanda alınan yaptırım kararları aslına bakarsanız bir tepkisel milliyetçiliğe yol açtı Rusya içerisinde ve dolayısıyla o milliyetçilik sandığa da Putin'e destek olarak yansıyor. Cılız bir şehirli liberal bir muhalefet olmakla beraber, dediğim gibi geçtiğimiz ay hapishanede hayatını kaybeden Navalny'nin başını çektiği ve şu an Navalny'nin eşinin Yulia Navalny'nin başını çektiği muhalefet olmakla beraber, bu cılız liberal muhalefet Rusya'nın kendi gerçekliğini yansıtmıyor. Rusya 147 milyonluk 17,5 milyon kilometre karelik bir toprağa sahip, çok geniş alanlara sahip bir ülke ve dolayısıyla biz sadece Petersburg'u, Moskova üzerinden Rusya'yı da okumaya çalışırsak bu da tabii ki doğru bir yaklaşım olmuyor. Dolayısıyla Rusya'nın kendi dinamikler açısından baktığımızda özellikle Putin biraz sosyal politikaları da son savaş döneminde arttırarak emeklilerin durumlarını biraz iyileştirip işte askerlerin ailelerine yapılan yardımlarla beraber bu savaşı sürdürülebilir kılma konusunda gayet istekli ve gayet kararlı, azimli görünüyor Rus yönetimi. Dolayısıyla zaten halihazırda Batı'ya olan tepkisellik, Sovyet sonrası tepkisellik giderek arttığını, Ukrayna Savaşı'nın da bir beka sorunu haline getirilerek, şayet Ukrayna Savaşı'nda Rusya kazanamaz hale getirilirse Ruslar şunu biliyor, Rusya'nın parçalanacağını varsayıyorlar. Bu hem Kremlin'de hem de toplum nezdinde büyük bir karşılık buluyor Coşkun Özen. Sovyetler Birliği 1990'lı yılların başında dağılma sürecine girdikten ve dağıldıktan sonra aslında Rusya'nın bu denli etkin olabileceği hayal bile edilemiyordu o günlerde. Ama 2000'li yılların hemen başında Putin'in iktidara gelişiyle birlikte Rusya tekrar o eski gücüne kavuştu. Şimdi dilersen biraz sonra tabii Rusya ile Batı arasındaki ilişkilere değineceğiz. Son dönemde son derece sert bir dil kullanılıyor karşılıklı. Nükleer savaş tehditleri havada uçuşuyor, bunları konuşacağız seninle.
Ama dilersen Putin portresine biraz daha yakından bakalım. Sevgili seyirciler, ülkesini 6 yıl daha yönetecek olan Putin, Sovyet lideri Stalin ve Rus çarı 4. Ivan'dan sonra en fazla iktidarda kalan Rus lider unvanını alacak. Ağustos 1999'da Rusya'nın eski başkanı Boris Yeltsin tarafından başbakan olarak atanan Vladimir Putin, modern Rusya'nın tarihine damga vurdu. Vladimir Vladimirovich Putin vstupil. 2000 yılı Mayıs ayında yapılan başkanlık seçimlerini kazanan eski KGB ajanı Putin'in geride kalan 24 yılda 5. kez başkan seçilmesi, Rus siyaseti açısından beklenen bir gelişme oldu. 71 yaşındaki Rus lideri 2030 yılına kadar iktidarda tutacak olan seçim sonuçlarına göre Putin, Rus vatandaşlarının %87'den fazlasının oyunu aldı. Bu gelişme kendisine muhalif çevrelerin seçimleri protesto ettiği Rusya için de sürpriz karşılanmazken, son 10 yılda Moskova ile ilişkileri iyice bozulan Batı başkentlerinde tepkiye neden oldu. Putin'in en az 6 yıl daha Kremlin'i yönetecek olması, Rus iç ve dış politikasında son 24 senedir süren politikaların devamı anlamına geliyor. Başta Ukrayna Savaşı olmak üzere Putin'in yeni dönemde de zorlu ve çetrefilli konularda alacağı kararlar ve atacağı adımlar Rus ve dünya siyasetine yön verecek. Rus lideri en fazla zorlayacak konunun yine Ukrayna'daki savaşın gidişatı olacağı varsayılıyor. Uzmanlar Ukrayna'da olası bir Rus yenilgisini Kremlin için en kötü senaryo olarak değerlendiriyor. Bu senaryoyu bertaraf etmek isteyen Putin ve Kremlin'in elitleri seçim öncesinde nükleer silahlarda dahil olmak üzere tüm imkanlarını Rusya'nın zaferi için kullanacaklarını açıkladı. Rus vatandaşlarının büyük çoğunluğunun yeniden Putin'i seçmesi, başkanın siyasi ve askeri kararlarının halk tarafından desteklendiğini gösteriyor. Çin, Türkiye, Hindistan ve İran'la ilişkilerine büyük önem veren Putin yönetimi, dış politikada çok kutuplu bir dünya arayışını sürdürmeye devam edecek. Batı yaptırımlarıyla izole edilen Rus ekonomisini yeniden canlandırmak Putin'in 5. başkanlık döneminin en büyük hedefleri arasında yer alıyor. Rusya Devlet Başkanı zorlu bir dönemde ve iddialı hedefler doğrultusunda Rusya'yı yönetmeye devam edecek. Putin'in uzun süren başkanlık dönemi Rus tarihinde korkunç lakabıyla bilinen ve Rusya'yı 37 yıl yöneten Çar 4. Ivan ve Sovyet diktatörü Joseph Stalin'in 30 yıllık iktidarıyla karşılaştırılıyor. Putin bu zaman zarfında Rusya'nın Sovyetler sonrası siyasi ve ekonomik dönüşümünü başarıyla yönetti. Ancak Batı ile gerilen ilişkiler ve ülke içinde artan savaş karşıtlığı ve ekonomik sorunların gölgesinde Rus lideri yeni dönemde daha zor bir başkanlık yönetimi bekliyor. Rusya'nın iç ve dış politikasında artan bu sorunları yönetme başarısı ve Rus liderin sağlık durumu kendisine 2036'ya kadar iktidarda kalma fırsatını sunabilir. Pek çok ülkede Rusya vatandaşları oy kullandılar bu seçimde. O ülkelerden biri de Kazakistan. Rusya başkanlık seçimlerinde ön verilere göre yaklaşık 7650 Rus vatandaşı Kazakistan'da oy kullandı. Bilgi Rusya'nın Astana Büyükelçisi Borodavkin tarafından açıklandı. Almatı ve Astana'da oy verme merkezlerinde büyük kuyruklar oluştu. Caner Salıbay Astana'dan karşımızda. Rusya seçimlerini Kazakistan'da nasıl takip edildi? Bizimle paylaşacak detayları. Evet Coşkun Özen, Kazakistan'da da söz konusu seçimlere katılım oldukça yoğun oldu. Bugün de Rusya'nın Astana Büyükelçisi Alexey Borodavkin bir açıklama yaptı ve ön verilere göre Kazakistan'da oy kullanan Rus vatandaşının sayısının 7650'yi geçtiğini açıkladı ve yapılan seçimlerle ilgili Kazakistan'da her şey organize bir şekilde ve güvenlik önlemlerine uygun olarak seçimler yapıldı ve Kazakistan bizim yakın müttefikimizdir. Ülkenin yetkilileri bize gerekli tüm koşulları sağladı açıklamasını yaptı. Dün Astana ve Almatı'da oy kullanmak isteyen vatandaşlardan büyük kuyruklar oluştu ve sosyal medyada söz konusu olay gündem oldu. Aynı zamanda Büyükelçi Almatı'da oylamayı saat 9'a kadar uzattıklarını ve oy kullanmak
kişi sayısında çok olduğunu açıkladı. Ülke genelinde Rusya Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemleri sabah saat 8'de başladı ve akşam 8'e kadar devam etti ve Kazakistan'ın farklı 4 şehrinde Astana, Almaty, Ural ve Üsküdar şehirlerinde vatandaşlar oylarını kullandı ve en çok katılım sayısı yüksek oran şehrinde Almaty olduğu açıklandı. Birkaç saat önce Kazakistan Devlet Başkanı Kasım-Jomart Tokayev de Putin ile telefon görüşmesine yaptı ve seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti. Önümüzdeki dönemde de Kazakistan-Rusya ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyinde devam edeceği hakkında da umutlarını dile getirdi diyelim. Fizözü tekrar size bırakalım. Evet, Caner Salıbay'dan aldık bilgileri. Rusya seçimleri Kazakistan'da da yakından takip edildi. Eşref Yalın Kılıçlı, tabii bu seçimler önemli. Putin'in iktidarı önemli. Batı tarafından çok yakından takip ediliyor. En başından beri konuştuk. Putin özellikle Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Batı yaptırımlarına maruz kalmış bir ülkenin lideri. Son dönemde söylemler çok sertleşti. Finlandiya, İsveç, NATO'ya üye oldu. En yeni söylemleri işte seçim zaferinin ardından konuştu. Putin dedi ki 3. Dünya Savaşı'na bir adım mesafedeyiz. Bu son derece önemli. Tüm bunları konuşacağız ama yine bir bağlantımız var. Bu kez Berlin'e gidelim, Almanya'ya. Cuma günü Almanya'da Almanya Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı, Polonya Başbakanı bir araya geldiler. Onlar da el ele verdiler, bir mesaj verdiler. Kime? Rusya'ya, kime? Putin'e. Bakalım karşımızda muhabir arkadaşımız Ramazan Aktaş, TRT Almanya temsilcisi. Ona soracağız. Rusya seçimleri Almanya'da da yakından takip edildi. Neden diye soracağız. Öte yandan o Cuma günü 3 liderin Almanya'da, Berlin'de el ele tutuşarak verdikleri mesaj. Kime gitti bu mesaj? Adrese teslimdi. Rusya lideri Putin'e gitti bu mesaj. Senden de bir değerlendirme alalım mı? Seçim sonuçları üzerinden bundan sonrasına ilişkin. Coşkun Özen, seçim sonuçlarıyla ilgili Alman kamuoyunda, daha doğrusu medyasında birkaç gün önceden başlayan spekülasyonlar vardı. İşte Rusya'da adil olmayan bir seçime gidiliyor denilmişti. Gözaltılar manşetlere yansıtıldı. Artı bir de Navalny'nin eşi Berlin'de biliyorsunuz Rusya Büyükelçiliği'nin önündeki proteste dahil oldu. Onlarca kişinin gözaltına alındığını, Putin'in durdurulması gerektiğini açıkladı. Alman medyası da merceğini Rusya Büyükelçiliği'nin üzerine tutmuştu. Orada geniş çaplı bir protesto olduğunu medya yansıttı. Öte yandan Moskova'nın gündemini de aktarmaya çalıştılar. Lakin siz de az önce belirtmiş olduğunuz gibi Berlin'de bir üçlü zirve gerçekleştirildi. Weimar üçgeni. Tusk, Macron ve Scholz bir araya geldiler. Avrupa artık bir ittifak kurarak, bir birlik kurarak Ukrayna'ya destek olmalı mesajını verdi. Tusk'ın mesajı açıktı. Destekler ivedi bir şekilde gelmeli demişti. Scholz'un açıklaması ise biz bizzat savaşa yardım edeceğiz ama savaşın içerisinde değiliz demişti. Macron'dan da daha öncesinden hatırlayalım. Buraya mühimmatın yanı sıra askeri destek de sağlanabilir açıklamasını yapmıştı. Bu da iki lokomotif ülke arasında serzenişe yol açmıştı Almanya ile Fransa arasında. Tabii Batı medyasına da baktığımızda Ukrayna'ya desteğin belki Batı'da bir birleşmeye vesile olabileceğini belirttiler. Ama pek de öyle kulislerde görülmüyor. Macron-Scholz arasındaki müzakere önümüzdeki günlerde de devam edecektir. Ki bu hafta içerisinde de savunma bakanları biliyorsunuz Brüksel'de bir araya gelecekler. Ukrayna'ya yapılması gereken destekler konuşulacak. Özellikle Macron'un mühimmat üretiminde Ukrayna'da yatırım yapılması gerektiğini söylemişti. Scholz ise Almanya içerisinde dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilecek gelirlerin Ukrayna'ya aktarılmasını belirtmişti. Bu da Avrupa Birliği'ndeki ortaklarıyla görüştürülecek. Bu hafta hem seçim sonuçları hem de Ukrayna'ya aktif ve pasif destek ciddi bir şekilde görüşülecek diyebiliriz. Değerlendirmeyi Almanya'da da yakından takip ediliyor. Rusya seçimlerinin sonuçları, Rusya ile Batı arasında gerginlik had safhada. Sevgili seyirciler, Ukrayna Savaşı'nda 2 yıl geride kalırken Rusya ile Batı arasındaki işte bu kelimeler savaşı nükleer çatışma endişelerini arttırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahları kullanabileceklerine dair yaptığı açıklamalar 3. Dünya Savaşı riskini daha da belirgin hale getirdi.
Rusya'da başkanlık seçimini yeniden kazanan Vladimir Putin'in Ukrayna sorununa dair yaklaşımı giderek sertleşiyor. Putin, NATO'ya yeni üye olan Finlandiya ve İsveç üzerinden bir kez daha Batı'ya nükleer tehdit uyarısı yaptı. Rus lider, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği askeri desteğin Rusya'yı amaçlarından vazgeçiremeyeceğini iddia etti. Ukrayna'ya asker gönderilmesi ve Batı sınırlarına NATO'nun nükleer taktik silahlarının yerleştirilmesi halinde derhal cevap vereceklerini söyledi. Как вообще можно быть к этому готовы? Мы действительно готовы к ядерной войне? Ну, с военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Teknik olarak nükleer bir savaşa kesinlikle hazırız ve sürekli bu hazırlık devam ediyor. Herkesin bildiği gibi elimizdeki nükleer üçlemesi silahlar diğer bütün sistemlerden daha modern ve gelişmiş durumda. Nükleer silahlar konusunda askeri doktrinini revize eden Moskova, Ukrayna konusunda varoluşsal tehditler hissederse bu silahları kullanmaktan çekinmeyeceğini ilan etti. ABD ile orta menzilli nükleer füzeler anlaşmasını karşılıklı iptal eden Rusya, 2026'ya kadar uzatılan START anlaşmasını da askıya aldı. Bu durum Avrupa'yı Rus stratejik ve nükleer silahları karşısında savunmasız hale getirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Avrupa kıtası nükleer tehdidi yakından hissetmeye başladı. Bilhassa Baltık ve İskandinav ülkelerini tedirgin eden Rus nükleer tehdidi, Moskova'nın hipersonik füze sistemlerini teyakkuza geçirmesiyle beraber zirveye çıktı. Putin'in Tu-160 nükleer bombardıman uçakları kullandığı görüntülerin Kremlin tarafından servis edilmesi Avrupalı liderleri harekete geçirdi. Berlin'de bir araya gelen Almanya, Fransa ve Polonya liderleri Ukrayna'ya askeri desteklerinin süreceğini bildirdi. Ancak liderler Rus tarafının tepkisine yol açan Ukrayna'ya doğrudan asker gönderme fikrinin Avrupa Birliği içinde destek bulmadığını belirtti. Rusya, batılı ülkeleri paniğe sevk eden 6 yeni nükleer silah sistemini batı sınırlarına konuşlandırmakta kararlı görünüyor. Rus ordu envanterine Ukrayna Savaşı ile beraber 2022 yılında dahil edilen ve nükleer başlık taşıyabilen Sarmat süpersonik füzesi bu silahların başında geliyor. Menzili 18 bin kilometreye kadar çıkabilen kıtalar arası balistik füzenin ateşlendiğinde 3 dakika içinde İngiltere ve Fransa'ya ulaşacağı varsayılıyor. Avrupa Birliği ülkeleri olası Rus tehdidine karşı apar topar bir araya gelerek NATO şemsiyesi altında Avrupa Gökyüzü Kalkanı girişimini oluşturdular. Avrupa semalarını ortak hava sistemiyle korumaya amaçlayan bu girişime en son Türkiye ve Yunanistan da dahil oldu. Gelişmeler Rusya ve Batı arasındaki askeri ve politik resleşmenin ciddiyetini gözler önüne seriyor. Kremlin'i 2030 yılına kadar yönetecek olan Putin'in yeni dönemde Ukrayna konusunda atacağı adımlar nükleer savaşa dair sürece yön verecek. Diğer taraftan Batı'nın askeri gücüne önderlik eden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sonuçları da bu konuda belirleyici olacak. Evet, haberimizde de izledik. Putin'in nükleer tehdidi ne kadar gerçekçi? Putin seçildi. Batı ile ABD ile ilişkiler nasıl gelişecek bundan sonra? O söylemler aynı sertlikte devam edecek mi? Şimdi Fransa, Almanya, Polonya liderleri o el ele verdiler. O mesajlar önemli. Ama Putin de seçimi kazandıktan sonra ilk yaptığı açıklamada sözlerim gayet açık dedi. Sözlerim gayet açık. Dolayısıyla 3. Dünya Savaşı'na bir adım mesafedeyiz. Bunlar son derece sert sözler. Evet, bir başlayalım dilersen. Bu nükleer tehdit ne kadar gerçekçi Eşref Yalınkılıçlı? Tabii ki nükleer tehdit Soğuk Savaş'ta özellikle 1962 yılında Küba füze krizini hatırlıyoruz ki o zaman Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği neredeyse Türkiye ve Küba'ya yerleştirilen karşılıklı nükleer başlıklı füzelerle beraber bir nükleer savaşın eşiğine gelinmişti. 67'de nükleer savaşlardan arındırma anlaşması Viyana'da toplandıktan sonra ABD ve Rusya heyetleri, Sovyetler Birliği heyetleri 1988'de bir anlaşma imzalama sonuçta sonucuna ulaştılar. 1988'de Gorbaçov ve Baba Bush'un imzalamış olduğu START anlaşması günümüze kadar aslına bakarsanız biliyorsunuz güncellenmişti. En son 2021'de 2026'ya kadar uzatılmıştı. Ancak 2023 yılı başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tek taraflı olarak bu START anlaşmasından da ayrıldıklarını söylemişti ve buna mukabil Biden yönetimi de START anlaşmasını askıya aldıklarını duyurmuştu. Dolayısıyla nükleer tehdit sadece Rusya ile Avrupa arasında değil, Rusya ile ABD arasında ve dünyanın geneli için bir risk.
Ve bu risk gerçekçi olmaya doğru ne yazık ki Ukrayna Savaşı ile beraber, başta Ukrayna çatışma alanları, dünyada potansiyel çatışma alanları Ukrayna, Gazze, Orta Doğu için ve Uzak Asya için Tayvan, bu nükleer riskin sürekli arttığı ve özellikle de PİM'inin Ukrayna'da çekildiği bir döneme giriyoruz ne yazık ki Coşkun Özen. Özellikle şu harita üzerinden dünyada nükleer başlıklara sahip ülkelerin Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporlarına göre hangi ülkelerde nükleer başlıklar var? Onu önce bir altını çizmemiz evet. gerekiyor. Tabii ki doğal olarak ABD ve Rusya'da 6000'in üzerinde, ki Rusya'da 6500 civarında olduğu düşünülen nükleer başlıklar var. Ancak START anlaşması bunu 1550 ile sınırlandırıyordu, aktif nükleer başlıkları. START anlaşması da ortadan kalktığına göre ve bilhassa Avrupa güvenliğini ilgilendiren INF, yani orta menzilli füze anlaşmasından Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı çekildiği için, Trump döneminde özellikle 2020 döneminde gerçekleşti bu. Şu an için Avrupa'yı, özellikle bilhassa Avrupa'yı bu nükleer tehdit doğrudan ilgilendiriyor ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa özellikle Avrupa ülkeleri bu tehdidi yaşamamıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda tabii ki Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya kullandı bu nükleer silahları. Ancak bugün Rusya'nın Avrupa'ya kullanmayacağını kimse garanti edemiyor. Özellikle Avrupa'da. Putin'in de açıklamaları özellikle seçim öncesinden, biraz önce haberde de geçti. Nükleer stratejik silahları teyakkuza geçirdi Rusya ve buna hazırız diyor Putin. Eğer ki Rusya Ukrayna'da yenilgi pozisyonuna getirilirse diyor Putin ve Rus elitleri, Putin başta olmak üzere Medvedev aynı zamanda, Rusya'nın bu elindeki özellikle bilhassa altılı stratejik taktik silahlar dedikleri bilhassa hipersonik füzelerden oluşan, ki başta Sarmat füzeler var, ki isterseniz Rusya'nın nükleer kapasitesine bir yakından bakalım. Bir evet. diğer haritamız, bir wall info'muz daha vardı Rusya'nın nükleer kapasitesine. Rusya Soğuk Savaş'ta Coşkun Özen bilhassa Amerika Birleşik Devletleri ile güvenlik ikilemine girmişti ve Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla nükleer başlığa sahip olmak Rusya'nın nükleer doktriniydi. Evet. Ancak ama bu doktrin değişti yıllar içerisinde. Yıllar içerisinde değişti. Sovyetler Birliği dağıldı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya'nın askeri doktrininde nükleer konusu şu şekilde ifade edildi. Şayet bir nükleer tehdit riski ortaya çıkacaksa bunu ilk kullanan, bu nükleer silahları ilk kullanan ülke Rusya olmayacak denildi. Evet. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle bilhassa Ukrayna Savaşı'ndan sonra Putin'in güncellemiş olduğu, bilhassa kendi güncellemiş olduğu nükleer doktrinle, 2022'de güncellendi bu doktrin. Şu an itibariyle şayet Ukrayna konusunda Rusya'nın egemenliğine herhangi bir beis, herhangi bir tehdit içeren bir gelişme yaşanırsa Rusya ilk kullanan olmaktan da çekinmeyip bu nükleer silahları kesinlikle ve kesinlikle kullanacak diyor. Evet. Ve ki Putin de zaten seçim öncesinde yapmış olduğu, RIA Novosti'ye yapmış olduğu röportajında bunu açık açık söyledi. Başta Sarmat, Kinjal, Avangard, Yars ve Poseidon, bunların hepsi hipersonik füzeler çoğu. Biraz önce haberimizde aktardık. 3 dakika içerisinde Rusya'dan kalkan füzeler İngiltere'yi, Fransa'yı vurabiliyor ve çok güçlü. Aynen öyle. Bunlar. Burada özellikle Sarmat füzesine dikkat çekmek istiyorum ki diğerlerde hipersonik füze. Hipersonik olması ne demek? Ses hızından daha fazla bir evet. hıza ulaşması demek. Sarmat füzesinin ise süpersonik olduğu, yani ses hızının birkaç kat ötesine geçtiği söyleniyor. Ve bu füzenin menzili 11.000 ila 18.000 kilometre. Rusya bunun testini, denemelerini 2022 yılı içerisinde Rusya'nın kuzeyindeki Arhangelsk'teki liman bölgesindeki kozmodromdan yaptı. Oradan atılan bir füze yaklaşık 15-18.000 kilometre arasındaki bir hedef olan Kamçatka'daki hedefi tam 12'den vurdu Coşkun Özel. Bu test yapıldıktan sonra işte bu noktada Avrupalılar bilhassa teyakkuza geçtiler. Evet. Çünkü Avrupalıların buna karşılık vereceği bir sistem yok ellerinde. Sarmat füzesi bilhassa radara yakalanamıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde de önlem geliştirmek son derece zor. Çok zor ve Rusya'nın özellikle bu hipersonik füzelerde, süpersonik füze teknolojilerinde ABD'yi de geçtiği söyleniyor ve bilhassa Sarmat'ın Avrupalılar tarafından şeytan adı verilen, lakabıyla anılan bu füzenin bilhassa hem sadece Avrupa değil aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne de atıldığı zaman Amerika içerisinde bir Texas büyüklüğünde bir eyaleti
veya Avrupa içerisinde Fransa büyüklüğünde bir ülkeyi tamamen yok edebilecek. Ki 200 bin tona kadar nükleer kapasitesi olan bir füzeden bahsediyoruz. Dolayısıyla endişelerin kaynağı burada aslında bakarsanız düğümleniyor. Ve Putin'in dediğim gibi şayet ekonomik yaptırımlar devam eder, askeri olarak mali ve askeri destekler Ukrayna'ya devam eder ve bilhassa Avrupalılar Ukrayna'ya doğrudan asker gönderirse Putin'in ve Rusların bu füzeyi bilhassa Baltık ülkelerinde, İskandinav ülkelerinde veya Polonya üzerinde veya doğrudan Ukrayna üzerinde deneyebileceği konusunda uzmanlar %99 emin. Evet. Bunu söylemem gerekiyor. Bunun altını çizmem gerekiyor. Dolayısıyla nükleer savaş riski tabii ki bu anlamda gerçekçi ve Putin'in biliyorsunuz önemli danışmanlarından bir tanesi, Kremlin'in politikalarına yön veren elitlerden bir tanesi Rusya'da biliyorsunuz Dugin. Alexander Dugin'in de söylemiş olduğu haliyle söylemek gerekirse şu an Rusya ile Batı arasında 3. Dünya Savaşı'nın ilk safhası yaşanıyor Coşkun Hoca. Evet. Dolayısıyla tehdidin ve riskin bu anlamda büyük olduğunu söylemek gerekiyor. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bugün toplanıyor. Savunma Bakanları önümüzdeki günlerde toplanacak. Tabii Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri, Batı bloğu da aslında bu tehlikenin ve tehdidin farkında. Tabii seçim sonuçları Türkiye ile yakından ilgilendiriyor. Rusya bizim pek çok alanda aslında işbirliği içerisinde olduğumuz bir ülke. Öncelikle turizm, ekonomi, oradan enerji ithalatımız söz konusu. Nükleer santral noktasında Türkiye'ye verdikleri destek ortada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de lider diplomasisi açısından dünyaya örnek olacak bir ilişkileri var. 15 Temmuz'da o hain kalkışma gerçekleştiğinde Türkiye'ye en büyük desteği Rusya verdi. Onu unutmamak gerek. İki ülke arasında zaman zaman krizler yaşanıyor ama bunlar sağduyulu bir şekilde çözülüyor. Bu açıdan da değerlendirmek gerekirse Eşref Yalınkılıçlı, Türkiye-Rusya ilişkileri açısından yeni dönemde, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde 4 yıllık bir istikrar dönemi var. Son seçimimizi de biz yerel seçimleri önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz 15 gün sonra. Rusya'nın önünde 2030'a kadar Putin iktidarı var. Neler söylenebilir Türkiye-Rusya ilişkileri açısından bu yeni döneme ilişkin? Tabii ki Rusya-Türkiye ilişkileri özellikle son 20 yılda Putin'in ve Erdoğan'ın kurmuş olduğu dostlukla beraber arada her ne kadar biliyorsunuz uçak krizi gibi, jet krizi gibi, Rus Büyükelçinin öldürülmesi hadisesi gibi elim olaylar yaşansa da bu testleri Rus-Türk ilişkileri son 20 senede başarıyla geçti ve Rusya'nın bilhassa Batı tarafından izole edildiği bir dönemde artık dünyaya açılan kapısının Batı'da Türkiye olduğunu söylemek gerekiyor. Rusya tarafı Putin, bilhassa Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'daki olan dostluğuna çok büyük önem veriyor ve bilhassa Putin'in de seçimden sonra Kremlin'in geçtiğimiz haftada bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Hazırlıkların devam ettiğini, Putin'in seçimden sonra muhtemel seçimden sonra Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve ilişkilerin tekrar ele alınacağını söyledi. Burada Türkiye'nin tabii ki Rusya ile Ukrayna arasındaki dengeleyici mekik diplomasisi yapıcı adımları çok önemli. Şu ana kadar Türkiye Rusya ile Ukrayna arasında bu diplomasiyi sürdürdü ancak tabii ki kendi çıkarlarını gözeterek de bunu yapmak zorunda. Özellikle Türkiye Batı ile Rusya arasında kalmamaya çalışan bir aktör. Bu çok önemli çünkü Türkiye şu an itibariyle zaten NATO'nun bir stratejik partneri, üyesi. Rusya ile de askeri ilişkileri var ancak bir stratejik ortaklık seviyesine henüz biz Rusya ile gelebilmiş değiliz. Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerinin daha fazla ekonomik ticari ilişkiler olduğunu söylemek gerekiyor. Bu minvalde ekonomik ticari ilişkiler gelişirken bunun da tabii ki siyasete yansıması olacak Coşkun Özen. Yeni dönemde Putin ve Erdoğan'ın bir araya gelerek bence hem Güney Kafkasya'daki var olan halihazırda çözümlenmemiş bazı sorunları halletme konusunda, Orta Asya'da, Doğu Avrupa'da, bilhassa Ukrayna konusunda, Balkanlar'da bilhassa Sırbistan-Kosova geriliminde örneğin ön alıcı olarak liderlerin bir araya gelerek dünya politikasına olumlu katkı yapmaya devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü hem Türkiye burada potansiyel bir aktör ve İki taraflı aslına bakarsan doğuyla batıyla Avrupa Birliği ile ve Rusya ile konuşan tek aktör. Burada Amerika ile olan güçlü ilişkilerini de kattığımızda Türkiye'nin ve Orta Doğu'daki uzantısı, İslam dünyasındaki yeri, Türk dünyasında gelişen ilişkileriyle beraber Türkiye'nin özellikle Rusya'nın bu sorunları çözmede
çatışma çözümü konusunda Rusya'ya, Moskova'ya, Ankara'nın çok fazla yardımcı olabileceğini, Rusların da bence hem Rus medya analizlerinde hem de Ruslardan yapılan, Rus makamlarından yapılan açıklamalarda bunu görüyoruz. Türkiye'nin bu minvalde Türkiye'nin Batı ile Rusya arasında önemli bir aktör olarak gördüklerini söylüyorlar. Ancak tabii Rusların şöyle bir şüphesi var. Her zaman için Türkiye ABD'nin ve NATO'nun bir müttefiki olduğu evet. için bu şüphe giderilemiyor. Ancak son kertede bugün Türkiye NATO'ya da gözü kapalı bir şekilde biat etmiş bir ülke değil. Bu Rusları rahatlatıyor. Bilhassa Karadeniz konusunda Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin harfiyen yerine getirilmesi ki bunu biz Rusya'nın 2008 Ağustos'ta 5 günlük Gürcistan çıkarmasında görmüştük. Ruslar bunu takdir ediyor sürekli. Lavrov en son Antalya Diplomasi Forumu'nda buna da değindi. Dolayısıyla Rusya'da yapılan açıklamalar Türkiye'nin bütün bu rollerinin takdir edildiği, bundan sonrası itibariyle Türkiye'deki güçlü bir hükümetle Rusya'daki güçlü bir hükümetin bence Karabağ örneğinde olduğu gibi, Libya örneğinde olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi, ki Suriye çok önemli. Bundan sonra o diplomasinin de bence ilerleteceğini, hız kazanacağını düşünüyorum. Yani bölge bölge bakarsak sadece dünya politikası değil, etrafımızda sorunlu bölgelerindeki çatışma çözümü noktasında başta Suriye, Karabağ, Balkanlardaki Sırbistan, Kosova meseleleri olmak üzere ve Ukrayna sorunu olmak üzere Türkiye'nin ve Rusya'nın alabileceği çok yol olduğunu düşünüyorum. Bunu ben sadece ben düşünmüyorum. Hem evet. Türk tarafı hem de Rus tarafından bu meyanda açıklamalar zaten geliyor Coşkun Özel. Evet, şimdi sen de biraz önce hatırlattın Antalya Diplomasi Forumu'nda bu seneki teması kriz dönemlerinde diplomasiyi öne çıkarmaktı. 197 ülkeden temsilciler vardı. Tek eksik batılı aktörlerin, figürlerin yeterince yoğunlukta yer almamasıydı. Hatta toplantıya katılan liderlerden biri de Batı hariç Birleşmiş Milletler toplantısı gibiydi dedi. Şimdi biraz önce sen de altını çizdin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle sorunlu coğrafyalarda, sorunlu bölgelerde yürüttüğü diplomasi son derece önemli. Bir kez daha İstanbul'u işaret etti. Gelin masaya oturun dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'a geldiğinde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesine muhakkak İstanbul'da o masanın, müzakere masasının savaşı bitirmek yönündeki çabalarını bir kez daha dile getirecektir Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuda yürüttüğü liderlik önemli. Niye önemli dersen Avrupa Birliği gibi, Birleşmiş Milletler gibi aslında sorunlara doğrudan müdahil olması beklenen kurumlar o refleksi maalesef bugüne kadar ne Ukrayna meselesinde ne şimdi yaşıyoruz işte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ortaya koymadılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu açıdan son derece önemli bir figür. Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD seçimleri var Kasım ayında. Trump'ın kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Sanki tekrar 4 yıl 5 yıl önceye döneceğiz. Erdoğan, Putin, Trump neler olur neler beklenebilir bu süreçte hep birlikte takip edeceğiz. Çok teşekkürler konuk olduğun yayınımıza. Rusya seçimlerini değerlendirdik. Nükleer tehdit ne kadar gerçekçi onu da haberlerimizle senin bilgilerinle ortaya koyduk. Çok teşekkürler Eşref Yalın Kılıç'ı. Sevgili seyirciler, Avrasya gündeminin sonuna geldik bugün. Yarın aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.